Herkese merhaba ben Zimşiz Blok'tan Simay. Her salı olduğu gibi bu salıda Hobonichi Weeksimin içindeyiz. Ve hangi stikleri kullansam ne yapsam diye bakarken ne fark ettim biliyor musunuz? Ben bu yıl haftalık ajandamda hiç ama hiç Alice in Wonderland teması yapmamışım. Bence bu bir de skandaldır arkadaşlar. Çünkü demin gördüğünüz az önce gördüğünüz Alice in Wonderland stikleri Soft and Paper'dan. Ve ben onun tek seferde böyle Beş tane, altı tane falan almıştım sanırım. Günlük günlüğümde falan orada burada çok fazla kullandım. O yüzden Hovincevix'imde kullandığımdan da emindim, dim ama yani kullanmamışım. Evet, bu hafta Elsie Wonderland teması yapacağız. Ve Uniball Signo siyah 0.38 kalemimle başlıyorum. Şimdi haftalardır buraya hiç çizgi çekmemiştim. Buraları hiç bölmemiştim ama bu hafta hatta bir saniye hemen defterimi de açıyorum önüme. Bu hafta biraz değişik ve yoğun yani normalden daha yoğun bir hafta olacağı için bu sol tarafı ikiye böldüm. Ve tabii ki, tabii ki kafam da azıcık çalıştı yani. <laughs> bu yoğunluk genelde hafta içinde mahsus yani işe mahsus olduğu için hafta sonuna kadar indirmedim o çizgiyi. Ve oraya hemen lappadan bu sticker sheet'teki en büyük sticker olan Alice'i veriyorum. Yani biliyorsunuz bu aralar böyle minik defterde kocaman sticker kullanma denemeleri yapıyorum çaktırmadan. Bakalım nereye varacak bunlar evet. Bu hafta için önce bir mavi highlighter'ımı seçsem dedim. Sonra mavi çok içimi baydı. O yüzden bu sarısını çok sevdiğim Zebra Mildliner'ı kullanacağım başlıklarım için. Bunlar ne başlıkta da olacak? Tabii ki işte tracker başlıkları bilmem ne bilmem ne. Bir de bu hafta bu sağ tarafı biliyorsunuz genelde bir Instagram başlığı da koyuyorum. O hafta çıkacağım postları yazmak için. Ama bu hafta ne kadar ne yapabileceğim bilemiyorum. Oldukça karışık olacak her şey. Zor bela şu an koştu koştu işte video yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden Instagram'da beklesin biraz modundayım yani. O yüzden bu sağ tarafa Instagram'ı koymayacağım. Evet her zaman söylediğim gibi her hafta bu ne deniyordu bunlara? bu kurulumlar biraz da o haftanın ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Olmazsa olmazlarımız var. Mesela bu highlights kısmını koymadan yapamıyorum. Çünkü benim için biraz da böyle bu arada kalemim siyah değil koyu kahverengi arkadaşlar. Onu demin yanlış söyledim. Şu an fark ettim çünkü. Neyse yine bir önceki konuma dönüyorum. Dediğim gibi bu highlights kısmından vazgeçemiyorum. Çünkü bu böyle işte bir yandan da şükran köşesi gibi oluyor. Hani çok kötü bir hafta da olsa bakın bunları böyle yıldızlayacak kadar, öne çıkaracak kadar bir şeyler olmuş falan diye. Bu ne bileyim normalde 15 dakikada alacağıma yarım saatte duş aldım bile olabilir. Çok küçük şeyler de olabilir ama olsun en azından onların varlığını bilmek. Geriye dönüp bakarken burada görmek gayet güzel oluyor. Şu yine bir kamu spotu gibi oldu ama neyse. Evet, buraya highlights başlığını attım. Velhasıl yine sıkıcı sıkıcı çizgi çekme faslını kaynattım ama ona ne diyorsunuz? Hadi bakalım. Şimdi buraya da böyle şekil olsun diye hani kağıt dümdüz kalmasın diye aslen başlarına birer nokta kondurayım dedim. Onda da bu Zik Color Dotlardan sarı olanı da vardı bende onu kullandım. Yani şimdi liner'ın sadesiyle pek uymadı ama... İşte solda maviler var, burada kahverengiler var, bilmem ne o kadar renk karmaşasında ton farkı çok fazla belli olmuyor ve an itibariyle gözümü seyretmiyor. Bakın şu an defterime de bakıyorum. Gözüm seyrediyor mu? Mm -mm, yaşasın. Evet, şimdi geçen hafta uykuyu yapmamıştım. İyi ki de yapmamıştım çünkü gerçekten tahmin ettiğim gibi sinirim bozulacakmış. Ee, kamu spotunu ikinci bölümünü devam ettirmek gerekirse... Haftalık planlarımız o haftaki ruh halimize göre de değişiyor arkadaşlar. Mesela geçtiğimiz hafta uykumu takiplemeyi yüreğim kaldırmayacaktı. O yüzden onu oraya koymadım. Bu haftada Instagram'ı buraya koyarsam ki biliyorum aşırı yoğun olacağım. Gün içinde ne kadar ne post girebileceğim hiçbir şey bilmiyorum. Eğer onu buraya koyarsam kendime ekstra stres yaratmış olacağım. O yüzden koymuyorum. Ama bu hafta uykudan unutluyum mesela. O yüzden uyku çekimi gördüğünüz gibi bu sol tarafa verdim. Şimdi sağ tarafta da tabi buraya bir sleep yazayım ha. Sağ tarafta da değişmeyen sl e, slackerlarım diyecektim az kalsın. Değişmeyen trackerlarım var. Biri no spend yani ihtiyacımız olan temel şeyler dışında bir şey para harcam harcamam var. Çabası. Çabası diyelim. Her zaman olmuyor çünkü. İkincisi demir haplarım. Üçüncüsü de B vitamini haplarım olacak. Mood'umu bu sefer çok fazla yerim kalmadığı için minik bir yere tıkıştıracağım. Çünkü şundan çok fazla yer kalmadı. Bu hafta önceki haftalardan biraz daha farklı olmak üzere bu altta boş kalan kısma notes ekleyeceğim. Yani günü spesifik olmayan ama o hafta içinde ya takip etmem gereken ya yapmam gereken ya böyle ne bileyim aklımdan düşmemesi gereken şeyleri oraya yazacağım. Böyle bir bölüm ihtiyacı da oluştu bu hafta. Bakalım artık bir Eylül biterken bir son bir yuvarlanıyoruz ama umarım iyi olur ya. Umarım iyi olur. Alice bize uğurlu gelir. Evet buraya çeşerketi kondu diyorum. Burada ne diyor bakayım? Hemen sticker'ı okumaya çalışacağım şuradan. Hemen ekranı okuyamıyorum <laughs> tabi defterimi okuyacağım. I'm not crazy. My reality is just different than yours. Yeah. Diyor ki, Tam Türkçe çevirisi bunu da bilmiyorum. Ben şu an bayağı böyle on the go çeviriyorum yani. Ben deli değilim. Benim gerçekliğim seninkinden farklı. Çok seviyorum Elis'i ya. Gerçekten küçüklüğümden beri çok sevdiğim bir hikaye. Acaba onu da mı yeni, yeniden okusam? Bu arada Harry Potter'la da yeniden okuyasın var. Yüzüklerin Efendisi'ni yeniden okuyasın var. İşte Sandman'i yeniden okumaya çalışıyorum. Daha ilk volümü okudum devamında gelemedim ama olsun. Böyle bir şimdi Alice, Alice bunun içine düşünce bayağı böyle ne bileyim tekrardan okuyasım geldi yaparım belki valla olabilir yani. Evet şimdi az önce notes dediğim kısım burası olacak. Bu arada stickerları nasıl çekil şekil yapıştırdım o da gözünüzden kaçmamıştı diye umuyorum. Şimdi biraz gergin bir an geliyor evet. Bu stickerı burada biliyorsunuz ne kadar az boşluk olursa benim için o kadar iyi. Çünkü diğer türlü çok boşluk kalınca gözüm seyiriyor. E, bunun yamukluğu biraz simgelemi bozdu. O yüzden şimdi o sıkıda odan kaldıracağım. Amanın. 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 Ay 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 ay. Ama hiçbir şey yatmadan çıktı. Yaşasın. Yaşasın. Gerçekten mesela bir günün highlight'ına bu yazılabilir. Çünkü bu büyük bir olay ve gerçekten kutlanması gereken bir olay. Highlight derken de işte böyle şeylerden bahsediyordum mesela. Evet. Bu anahtarı da üstünde Wonderland yazıyor. Buraya yapıştırdım. Şimdi yine bakıyorum. Nereye ne stiker sokulayabilirim? Nereye ne koyabilirim? Bu ikisi de sanırım ekrandan çıkacağım ne yazık ki. Bazen gözümden kaçabiliyor. Highlights'ın yanına koyacağım. Çünkü orası böyle çok kendi kendine alisten bağımsız böyle yukarıda kalmış gibi oldu. O yüzden oraya da benim minnak sticker'ı taşıyarak bu sheet'ten temayı devam ettireyim istedim tabii ki. Bir de bu saat hikayenin önemli şeylerinden, neylerinden denir. Neyse şu an onu düşünmeyeceğim. Hikayede önemli bir yere olan bir saat. O yüzden onu da buradaki boşluğa atlattım. Şimdi sol sayfalara geçiyoruz. Evet bakalım ne yapıyorum. Yazı yazacağım. Yazı yazacağım. O yüzden size yaklaştırıyorum. Evet şimdi bu hafta ayı bu Kavakos Tüylü'nü tüm rekkepledim. İçinde Monteverde Sapphire var. İleride göreceksiniz. Bu sağ alt tarafa hep böyle kullandığım kalemi, ucunu, mürekkebin adını ve arkadaki sayfaları yazıyorum ya. Kalemi, ucunu ve arkadaki sayfaları yazmışım. Mürekkebi yazmamışım. Bugün başka bir şeye bakarken fark ettim ve hemen düzelttim onu. Neyse o yüzden söylüyorum. Monteverde Sapphire. Sonracığıma, evet ne anlatıyordum? Bakın yine konudan konuya atladım. Benim kafam niye bu kadar dağılıyor ya? Evet bu hafta ikiye bölmemin sebebi. Şimdi bu hafta daha kafadan dört gün ...deadline'ı deadline olan işler var. Yani işte pazartesi buraya yazdım, bu H1 reportu, Q4 planı, talking point'ini falan teslim etmem gerekiyor. Sonra aşağıda göreceksiniz salı günde yine deadline'ı olan bir şey var. Perşembe ve cuma var. Çarşambaya çıkar mı? Kısmet yani. Pazartesi salı ne olacağı belli olmaz biliyorsunuz. O yüzden onları böyle direkt bakınca tek bir arada göreyim ve haftaya bakınca da toplamda kaç tane olduklarını görebileyim diye Sol tarafı bu deadline e olan işlere ayırdım. Sağ tarafa da her hafta olduğu gibi klasik işte saat kaçta hangi toplantım var şimdiden bildiklerimi yazıyorum. Zaten çoğu her hafta tekrardan toplantılar olduğu için her hafta her hafta aynı şeyi yazmam ondandır yani her hafta görüşüyoruz insanlarla ne yapalım. Evet şimdi salı gününe toplantıları yazacağım. Saat 10.30'da bir toplantı var. Bu yine haftalık olanlardan bir tanesi. Sonra saat 3'te bir briefing görüşmesi var. Ay ay ay. Ay ay ay. Sonra çarşamba günü. Her hafta değil de iki haftada bir sanırım bu. İki haftada bir gerçekleşen bir toplantı var. Saat 1'de. Onu yazacağım. Bir yandan burada çok fazla duraklıyorum. Çünkü soldan böyle hani tam saati günü kontrol etmeye çalışıyorum. Çünkü şunu fark ettim. Bazen bazen normalde biliyorsunuz bu takvimlerin hepsi benim telefonumda. Outlook takvimleri oldukları için. Telefondan böyle bir spare kağıda geçirirken günlerimin neleri falan kaydırdığım oldu. Sonra buraya gelip böyle özene bezene dolma kalemlerle yazıp arkasından ya karalamam ya tipeksemem gerekti. Mümkün olduğunca onu yapmak istemediğim için duraksayıp böyle soldan bakıyorum doğru mu yazıyorum diye. Evet yine bu yazma uzunluğunu iyi kaynattım bence. Evet bakalım şimdi ne yapıyorum. Şimdi tabii ki biliyorsunuz bu güne özel kısımları diyelim. Bu güne özel bölümlere YouTube videolarımı da yazıyorum. O yüzden o yüzden bu yeşil havuç stencil'ın meşhur üçgenlerini kullanmaya devam edeceğim. Ama ama bu sefer bir çılgınlık yaptım. Sizce nasıl bir çılgınlık? Şimdi bu highlights'ın altına pıt 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 noktaları The color dots sarı renkle koymuştum ya dedim ki masamın nasıl dağıldığını hep söylüyorum kurulum yaparken. Bu dağınıklığın içinde o kalem gözüme çarptı. Aa dedim ben bu üçgenleri sarıya boyayayım. İnanılmaz şahane bir fikir değil mi? Bakın bu tarafa da azıcık renk kattı. Bu arada sarkastik miyim, ciddi miyim? Kararsızı bırakıyorum. <laughs> <laughs> şahane bir fikir olması konusunda. Evet. Salı günü 27 Eylül. Salı günü saat 4'te bunu şu anki videoyu izleyebileceksiniz. Sonra perşembe günü saat 4'te Ekim Journal kurulumunu koydum buraya ama o büyük bir ihtimalle perşembe günü değil cumartesi günü gelecek. Kısmet. Sonra cumartesiye de yine bu demin yukarıya yazdığım, perşembeye yazmış bulunduğum Journal kurulumunu koyarım. Şimdi bizde şöyle bir güzellik var. Ekim geliyor. Ekim geliyor. Ben işte sonbaharın Ekim'den itibaren ve kışı çok severim. Ve biliyorsunuz Ekim'de Cadılar Bayramı da var. Kendisi Spooky Season olarak da geçiyor. Ee, yani önceki kurulum videolarımı da bu ay izlediyseniz bir e, isteyerek olmayan bir tema fark etmişsinizdir. Anksiyete anksiyete bunalım bunalım. O yüzden ayın değişmesi ve benim benim gözümde turuncu bir ay olan Ekim'e giriyor olmamız inanılmaz mutlu ediyor. Bu da böyle cumartesiye denk geldiği için yani Eylül'ün devamına aynı sayfada geldiği için hemen turuncu kalemimle Spooky Season is here diye not alıp yanına kalp koydum. Senden unutmuyorum Ekim'ciğim. Lütfen beni üzme. Evet şimdi... Oh yoruldum bu arada. Nefes almıyorum bazen sanırım. Çok pardon ya. Evet buraya dediğim gibi mürekkep adını Yazmayı unutmuşum. Şimdi ekrana koyacağım onu. Evet. Ekrana koyacağım onu derken bir an konuşup bir an koyabileceğimi zannediyordum ama öyle bir şey yok. Oradaki sessizlik ondan. Neyse bu ses kaydını bitirdikten sonra oraya mürekkebin ismini de yazacağım. Olur da beğenirseniz siz de siz de kendinize alırsınız diye. Yani hem maviye benziyor ama aslında mor bir renk. O yüzden değişik. Biraz daha mesela kalın bir şey yazarsanız morluğu iyice çıkıyor meydana. Ama burada mesela bu fine uçla bence mavi gibi. Yani ışığa göre ışığa göre bizim kafamızı karıştırabiliyor. Evet şimdi yine böyle bir geri durup Nereye ne sıkı sokalayabilirim seansına geçiyoruz. Bunu da buraya yapıştırdıktan sonra artık bakıyorum ne yapacağım. Sanırım sağ alt tarafa bir no. Yo bir dakika bir sticker daha yapıştıracağım. Hatta bir tane diyeceğim. Durun geliyor geliyor. Evet. Şu yazıyı yapıştırayım istedim yukarı. Ama her şeyi kapatıyordu kaçıncı hafta olduğu da dahil. O yüzden vazgeçip hemen geri koydum. Şimdi onun yerine pazar gününe We're all mad here yazısını yapıştıracağım. Çünkü o zamana kadar bu hale tamamen gelmiş olurum diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu notlar kısmında daha şimdiden aklımda olan bir şey vardı. Onu hemen yazdım. Bazı dokümanlar paylaşmam gerekiyor. Şu an mesela defterim önümde açıkken ona İh, 4 tane daha bir şey eklemişim. O yüzden bakalım bu hafta nasıl geçecek. Evet efendim. Bir videonun daha sonuna gelirken, a gelmiyoruz ki. Bir dakika. Bir dakika. Evet şimdi arkadaki bullet journal sayfalarımı da Madem elimdeymişken kurayım dedim Bunu en son bir önceki videoda Yapmıştım onun dışında yapmamıştım Ama yapabiliriz aslında niye yapmıyoruz ki Yani tamamen benim tembelliğimdenmiş O yüzden Şimdi mümkün olduğunca zaten çok da bir şey olmuyor Yani haftanın kaçıncı hafta olduğunu Yazıyorum altına da pazartesi gününün Tarihini koyuyorum çünkü tabii ki devamı Hafta ilerledikçe Geliyor yani ama evet Bundan sonra unutmazsam bu sayfaların da en azından başlıklarını böyle nasıl yaptığımı gösterebilirim size diye düşünüyorum. Ve burada yine bu sarı renk hafif açık olduğu için gördüğünüz gibi etrafını çiziklamadan biraz çok böyle okunmuyor. Yine bir outline yapıyorum Uni-ball Signo kalemimle. Bu arada bu Unibol Signo kalemlerde eğer jel kalem seviyorsanız, dolma kalemci değilseniz ve hobinçi kullanıyorsanız, Tommy River kağıt kullanıyorsanız bu kalemleri tavsiye ederim. Ee, çabuk kuruyor ve kolay kolay dağılmıyor. O yüzden çok seviyorum bunları. Hatta gördüğünüz gibi highlighterların üstüne bile çattır çattır yazıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Ve evet. Oh, sonradan da olacak sağ sayfama da böyle minnak bir sıkı kondurduktan sonra artık tamamlandı. Çünkü videonun bitmesi de az kaldığını görebiliyorum en azından. Lütfen kanala abone olmayı, videoları haberdar olmak için alarmları açmayı, beni Instagram'da takip etmeyi ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Umuyorum hepiniz için böyle Alice gibi zıp zıp zıpladığınız şahane bir hafta olur. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.